İki değerli konuğum var. Stüdyoda Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu. Selçuk Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Skype bağlantısında da Profesör Doktor Aydın Balyer Yıldız, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam günaydın, saygılar, hoş geldiniz. Günaydın. Ben de stüdyodaki konuklarınıza da saygılarımı iletiyorum. İzleyicilerimize de saygılarımı iletiyorum. Bir konferans nedeniyle yurt dışında olduğum için bu şekilde bağlandım. Şimdiden görüntü ve sesle ilgili bir sorun yaşanırsa peşinen özür diliyorum. Ha, ne kadar naziksiniz. Sağ olun hocam. Eksik olmayın. Türkiye'ye dönünce masamızda koltuğunuz hazır. Bilginiz olsun. Eğitim konusunda daima başvuru kaynağımızsınız. Şimdi ana başlığımız tabii öğretmenlik meslek kanunu. Selçuk Bey ile başlayacağım hocam, hemen geleceğim size de. Şimdi Selçuk Bey, öğretmenlik meslek kanunu, bir kere kanun deyince Türk halkı bir kendine gelir, kanun yani. Bu kanuna olumlu mu bakıyorsunuz? Genel olarak kısaca bir öğretmenlik meslek kanunuyla ilgili yapılan çalışmaları kısaca bir özetleyin bize. Bir kere 2022'de ilk kanun çıkmasını çok önemsiyoruz. Ne önemsiyoruz? Öğretmenlik bir meslek olarak 1966 yılında ILO ve UNESCO'nun bir toplantısında kabul edilmiş. 1966'dan bugüne kadar biz bunu bir kariyer mesleği olarak kabul etmemişiz. Bu çok önemli. 2022'de çıkan, Mahmut Hoca zamanında çıkan kanunda bu bir kariyer basamakları, baş öğretmenlik, uzman öğretmenliğe indirgenmişti. Ama bir başlangıçtı. Şimdi gelinen noktada öğretmen meslek kanunun Anayasa Mahkemesi'nin iptalinden sonra yeni kanun çıkması bir fırsattı. Bu fırsat ne kadar değerlendirildi derseniz ortadayım. Yani tabii. Tam olarak tatmin olmuş değilsiniz. Hayır, hayır. Artıları ve eksilerini ortaya koymamız gerekir. O zaman artı ve eksilerini ortaya koyarız başlık evet, başlık. Tabii. Bir de hocaya sorayım tabii ne ki. Diyor. Hocam siz genel olarak öğretmenlik meslek kanunuyla ilgili çalışmayı takip ettiniz, ediyorsunuz. Duyunca tepkiniz nedir? Siz birkaç cümle, bir özet yapar mısınız bize? Elbette. Şimdi öncelikle tabii ki öğretmenlik meslek kanunun olması gereken bir kanun ve dünyanın birçok yerinde birçok mesleğin standartlarını, giriş koşullarını, özlük o insanların, o meslekte çalışan insanların özlük haklarını, hak ve sorumluluklarını belirleyen kanunlar vardır. Nitekim ülkemizde de var. Örneğin barolar kanunu var, eczacılar odasının, şoförler odasının tamamını bir meslek standartını belirleyen kanunu var. Bu anlamda kesinlikle olması gerektiğine katılıyoruz. Anladım. Ancak evet. Ve bu 2023 vizyon belgesinde de 11. kalkınma planında da Milli Eğitim Şuralarında da değişik defalarda dile getirildi. Selçuk Bey'in de ifade ettiği gibi 2022 yılında kariyer basamakları düzenlemesi şeklinde çıktı ki bence talihsiz bir girişim oldu. Çünkü bunu paydaşlarıyla daha önceden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de o dönemde paylaşarak yapsalardı çok daha iyi bir kanun çıkacaktı. Zira 1,5-2 sene sonra yeni bir kanun tasarısı peşinde olduğumuza göre iyi bir başlangıç olduğunu söyleyemeyiz. Anladım, anladım. Peki Selçuk Bey, içeriğine dair eleştirilerim var, onayladığım yerler var. Dediniz, oradan devam edeceğiz. Şimdi öğretmenlik meslek kanunu çalışmaları 2022'ye dair hocanın da düştüğü bir şerh var. Yani daha fazla bileşenle, daha geniş bir istişare heyetiyle, çoklu bir eğitim aklıyla kanun hazırlansaydı daha iyi olurdu diyor. Sizin şimdiki duruma dair olumlu ve olumsuz eleştirilerinizi açalım şimdi. Tabii. Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk kanun kariyer basamaklarına indirgenmişti. Bu kanun ise öğretmenlerin hak sorumlulukları ve öğretmen meslek kanunu ruhundan daha fazla akademiye indirgenmiş vaziyette. Yani bu bir aslında yoğunluk itibariyle öğretmen akademisi kurma altyapısına oturuyor. Şimdi bir kanunun Fuat Bey bir ruhu olur. Örneğin 1926'da marif hizmetlerinde asıl olan muallimliktir. Yani bir kanunla başlarken öğretmeni de taltif etmeniz gerekir veya meslek erbabını. Hatta Çin'de öğretmenlere tüm toplumda saygı gösterilmelidir der Milli Eğitim Kanunu'nda. Burada öğretmenlikle ilgili birkaç tane şeyimiz var. Bir, bu kariyer basamaklarından öğretmenlik meslek kanunu akademiye indirgenmiş vaziyette. Bir de örnek vereyim, mesela hak ve ödev ve sorumluluklar diyor ikinci bölüm başlığında.
18 sayfanın 4 sayfası öğretmen adaylarının disiplin cezaları. Öğretmen sadece hesap veren değil, hakları olanlardır. Biz isterdik ki bazı haklarının da ortaya konması. İki, öğrenci... Orada haklarından bahsetmiyor mu kanunda? Hiçbir madde yok. Hak ve sorumlulukları diye okudum madde ben. Madde öyle. Evet. Altında ama içinde hak yok mu? Hayır. Sadece öğretmenin cezalandırılacağı kısımlar yani, mı anlatılıyor? Yani tabii ki cezalandırılacak olacak. Çünkü hak ve sorumluluk bir denge içerisinde. Evet. Ama sorumluluğunu yapmazsan cezalandırılır. Bir meslek kanunu çıkarıyorsanız evet, mesleğin tanımlamasının ve onun taltif edilmesini de ortaya koymanız gerekir. İkincisi ama mesela çok olumlu şeylerden bahsedelim. Öğretmene karşı şiddetin önlenmesiyle caydırıcılık arttırılıyor. Bu bir kere olumlu bir şey. Biliyorsunuz son zamanlarda medyada çok çok fazla karşımıza çıkıyor. İkincisi, bir çocuğun en büyük anayasal hakkı öğrenme hakkıdır. Biliyorsunuz bizde maalesef seçme süreçlerinde ciddi bir sıkıntı var. Yani dünyayla da bunu konuşabiliriz. Dünyada nasıl öğretmenliğe giriş var, burada nasıl var? Hepsinin detayını konuşabiliriz evet, ama ciddi sıkıntı var. Dolayısıyla nitelik sorunumuz var. Yani hem eğitim fakültelerinden kaynaklanan nitelik sorunumuz var, hem de öğretmenliğin gelişim sürecinden nitelik sorunumuz var. Dolayısıyla burada aslında ki muhtemelen onu salı gününkü şeyde kaldırılma ihtimali varmış o maddenin, hizmet değişikliği. Yani bir öğretmen öğretmenlik yapamıyorsa, hı hı, devlet memuruna devam etsin. Ölçümlemelerde başka bir alanda devam etsin. Anladım. Aslında bunun olması gerekir. Ben Türk Eğitim Derneği, yani 96 yıllık bir kurumun genel başkanı olarak söylüyorum. Bunun olması burada gerektiğini burada ısrar etmenin bir manası yok. Şöyle, eğer bir öğretmen pedagojik olarak öğretmenliğe seçiminde bir hata olduysa veya süreçte öğretmenlikle olan vasıflarını kaybettiyse, 21. yüzyılda dönüşemiyorsa, Önder Türkiye'yi kalkındıracak köydeki çocuğa bir katkı veremiyorsa bunu başka bir alana kaydırmak tamam, lazım, ısrar etmemek lazım. Şimdi değerli hocam, burada Selçuk Bey'in söylediği şey özellikle nedir? Bu akademi meselesi. Yani dikkat çeken başlıklardan biri bu. Fakültelerdeki yetersizlik ya da başka başlıklar ama Milli Eğitim Bakanlığı bir akademi meselesiyle durumu aşmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Bu konudaki görüşünüz nedir? Siz bunun bu meslek kanunuyla bu nitelik meselesinin aşılabileceğini düşünüyor musunuz? Şimdi tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın Milli Eğitim Akademisi kurma çabası kanımca YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın eşgüdümsüzlüğünden kaynaklanıyor. Yani buradaki nitelik sorunu, hatta ihtiyaç sorunu bile Milli Eğitim Bakanlığı... Hoca söylemişti ama. Yani evet evet, devam edin hocam. Tamam. Ne kadar insana ihtiyaç duyduğumuz, insan gücüne ihtiyaç duyduğumuzu planlayabilirken 80'den sonra bundan vazgeçip kitlesel bir eğitime dönüş sürekli diploma üreten fakülteler durumuna getirdik. Eğitim fakülteleri bugün 97 tane eğitim fakültesi harıl harıl öğretmen yetiştiriyor. Fen Edebiyat fakülteleri keza, açık öğretimler keza, tüm fakülteler öğretmen yetiştiriyor. Ben şunu da aslında baştan belirtmek isterim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu öğretmenlik meslek kanunu çıkartırken ki temel iddiası öğretmenin statüsünün yükseltilmesi meselesi. Şimdi öğretmenin statüsünün yükseltilmesi bir kanunla, yazacağınız kanunla olmaz. Bu öncelikle sizin bakanlık olarak bakış açınızla, söylemlerinizle de örtüşmesi gerekiyor. Siz evet öğretmenin statüsünü yükselteceksiniz diyorsunuz ama öbür taraftan da her fırsatta öğretmeni azarlıyorsunuz. Öğretmeni eleman gibi değerlendiriyorsunuz. Onun maaşını da fonlama gibi değerlendiriyorsunuz. Ve de zaman zaman CİMER üzerinden, ALO 147 hatları üzerinden öğretmeni velinin tabirimi bağışlayan kucağına atarak savunmasız bırakıp bir şekliyle öğretmenin statüsünü yükseltmek mümkün değildir. Burada şunu yapabilirdi Milli Eğitim Bakanlığı. Önce ben de Selçuk Bey gibi en azından eğitimde şiddet açısından atılan o adımı, o kısmını olumlu değerlendiriyorum. Ancak bunun dışındaki diğer maddelerle ilgili çekincelerim var. Ve bunu dünyanın birçok ülkesi öğretmenlik meslek kanunu çıkartmış ülkeler Kore, Estonya, Finlandiya, İngiltere, Çin gibi örnekler var önümüzde. Bu örneklerde örneğin biz burada öğretmeni değerlendirirken sınıf içi pratiklerine hiçbir şey katmıyoruz. Öğretmeni yetiştirirken birçok şeyi değerlendirirken hesaba katmıyoruz. Bunlardan bir tanesi de sınıf içi pratikleri, öğretim pratikleri. Biz bir öğretmene işte 180 saat
10 yılı tamamladıktan sonra, 10 yıl deneyimden sonra 180 saatlik bir video programı izleyip ardından yapılacak sınava girip uzman öğretmen, 240 saatlik bir 20 yılı tamamlayıp 240 saatlik bir eğitimi tamamladıktan sonra da akabindeki sınavla baş öğretmen diyoruz. Ama burada uzman öğretmenlik ve baş öğretmenliğin sadece kariyer olarak belirlenmiş olması yetmez. Uzman öğretmen dediğimiz, baş öğretmen dediğimiz insanların ödev ve görevleri, hak ve sorumlulukları belirlenmemiş vaziyettedir. Örneğin baş öğretmen ne yapacaktır? Uzman öğretmen nedir? Görevi nedir? Bugün herhangi bir öğretmenlere, öğretmenler arasında üzülerek söylüyorum, dalga konusu olmuştur. Düz öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen. Günün sonunda hiçbirisinin bir yetki anlamında, hak anlamında, sadece ücret dışında bir farkları yok. Hocam tekrar döneceğim. Selçuk Bey, gerçekten baş öğretmen, uzman öğretmen, normal öğretmen, ücretli öğretmen, yani yarı zamanlı öğretmen falan, bütün bunlar Aydın Hoca'nın söylediği gibi öğretmenler odasında bir mizah konusu mu oluyor? Yoksa baş öğretmen bir şeyi temsil ediyor mu? Uzman öğretmen, hani maaştaki 3 bin lira, 5 bin lira, 2 bin lira artışlar dışında başka bir şey oluyor mu? Bence bir baş öğretmen, öğretmen odasına girdiği zaman herkesin şöyle kendini toparladığı, saygı gösterdiği kişi demektir. Kaç yıl öğretmen yaptığıyla, maaş artışıyla baş öğretmenlik verilmemelidir. Net olarak söyleyeyim. Buradaki uzman öğretmen, yani baş öğretmenlik ve uzman öğretmenlik meselesi tamamen bir ünvan değil, ünvan için, maaş artışı için ünvan verilmesi noktasına gelmiştir. Bu doğru bir şey değil. Yani devletimiz öğretmene verebileceği en yüksek maaşı versin Fuat Bey. Vermelidir. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam. Ama buna vermek için ünvanla çeşitlendirme doğru bir yaklaşım olduğu kanaatinde değilim. Çünkü baş öğretmenlik nedir? Hocamın söylediği gibi bazı sorumlulukları olması lazım. Bir tanımı olması lazım. Bir baş öğretmenliği eğer yapıyorsa başkaları nasıl koçluk yapacağının, önderlik yapacağının çok yaşayın. Evet. Tanımlamasının olması lazım. Tanımlamasının olması lazım. Bu yok. Bu birinci kanunda maalesef sadece bir maaş artışıyla ilgili verilmiştir. Kanunda müsaade ederseniz bir meselenin daha olması gerekiyordu. Lütfen. Bu hain girişimden sonra özel okullarda, Milli Eğitim ve Temel Kanunu'nda özel okullarda çalışan öğretmenlerle ilgili bir taban maaş vardı. O kaldırıldı. Bu maaşın aslında tekrar gelmesi gerekiyordu. Yani deniyor ya özel okuldaki özel okul öğretmenlerin sömürüsüyle ilgili. Daha önce değil miydi? 2009 onlarda falan bir değişiklik yapıldı. Hayır, şeyden 15 Temmuz'dan sonra kaldırıldı. Tamam mı? Yani şimdi, o zaman biraz daha eski gibi hatırlıyorum şimdi, da. Evet. Şimdi buradaki mesele de şu. Devlet okuluna öğretmenin maliyetiyle özel okula maliyet arasında ciddi %40'lık bir fark var SGK'sında. Oluştu. Onun eşitlenip özel okul öğretmenliğindeki yapılabilecek, herkes yapıyor manasında söylemiyorum, yapılabilecek sömürünün de önüne geçmesi gerekirdi. Bu kanunda bunun da olması gerekirdi ki biz Türkiye Eğitim Derneği açıkladığımız şeyde onu da koyduk. Kanunu eleştirmeye, kanunu konuşmaya devam ediyoruz. Hala kanun başlığı altındayız ama biraz eğitim sorunlarını da açacağım. Çünkü sadece eğitim bir kanun değil. Ama müsaade ederseniz tabii, toparlayın ilgili lütfen. Bir şey, lütfen. Yani akademiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Özellikle özel okullar, vakıf okulları ve devlet okulları arasındaki farkı ortaya koymanız iyi oldu. Evet, ama burada da devletin yapması gereken vergiyi eşitlemesi lazım ki o öğretmene, hatta bizim önerimiz o vergi farkını devlet direkt öğretmene yatırsın. Direkt yatırsın ki arada gene bu suistimale yer vermesin diye. Şimdi akademiye geldiğiniz zaman, akademi Türkiye'de ilk olan bir şey, 1989 yılından beri tartışılıyor. Hatta Ankara'da Hasanoğlan'da akademi yapılıyor. Sonra İçişleri Bakanlığı'na devrediliyor. Ama Türkiye'deki bütün akademilerin özü, yani Milli İstihbarat Akademisi, Diyanet İşleri Başkanlığı Akademisi, Adalet Bakanlığı Akademisi bir mesleğin süreci içerisinde değil. Meslek tanımlama süreci değil. Örneğin Adalet Bakanlığı Akademisi'nde siz hukukçu oluyorsunuz. Sizi hakim savcı etmek için bir eğitim kademesi. Buradaki tanımlamada ise öğretmenlik mesleğinin bir parçası olarak geliyor. Yani öğretmen burada olmadan önce o akademiden geçmek şart. Evet, devlet memuru olmak için şart. 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 Ama diyorsunuz ki bu hakimlik, savcılık için, Diyanet İşleri'nde görevli birisi için mesleğe atanıyorsunuz. Evet. O sizi geliştirmek için bir akademi gibi duruyor. Şimdi, Milli Eğitim'inki farklı. Evet, buradaki en büyük sorun şu. Niçin böyle mesela? Ne amaçlanıyor buradan? Şimdi söyleyeceğim. Sayın Bakan bunu çok açık söylüyor. Gerekçede bu var. Diyor ki, nitelikli bir eğitim için nitelikli öğretmen yetiştirme modelinin kurulması zorunlu hale gelmiştir. Yani Milli Eğitim Bakanlığı şunu söylüyor. Ey Yüksek Öğretim Kurumu. Ey fakülteler, sen öğretmen yetiştiremiyorsun. Bunu biz yapmak zorundayız. Bu çok açık. Çok açık.
İlginç olan ne biliyor musunuz? Yüksek Öğretim Kurumu'ndan, hatta hocam da akademisyen, hiçbir fakülteden bir tek resmi açıklama yok. Tekrar ediyorum bakın, evet, nitelikli bir eğitim için nitelikli öğretmen yetiştirme modelinin kurulması zorunluluk haline gelmiştir. Bu şu manaya geliyor, nitelikli bir öğretmen yetiştirilemiyor. Yetiştiren kim? Yüksek Öğretim Kurumu. O zaman oraya bir dönelim mi? Tabii ki. Hocam, niye bir ses yok akademiden bu konuya, YÖK'ten? Yani Selçuk Bey diyor ki, YÖK ve akademiler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından topun ağzına konuluyor ve deniyor ki siz işinizi doğru yapmıyorsunuz. O işi biz üstleniyoruz. Sizin yapmadığınız işi bir akademiyle halletmeye çalışıyoruz diyor Selçuk Bey. Niye akademilerden ses çıkmıyor? Şimdi Faruk Bey, bir kitapta bir söz okumuştum bizim yüksek öğretim sistemiyle ilgili. Derdik diyordu ki üniversiteler su kütlesi kadar ağır ve sessiz. Şimdi bu aslında eğitim fakültelerine, 97 tane eğitim fakültesine doğrudan saldırıdır da. Ve üzülerek de görüyoruz ki ne Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ne de eğitim fakülteleri ya da eğitim fakülteleri kurulu, dekanlar kurulu bununla ilgili bir ses yükseltmediler. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi yoluyla alternatif, hatta moda tabirle son zamanlarda politik bir tabir, paralel bir fakülte oluşumu içerisinde ki bununla ilgili aslında Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması mevzu yeni bir mevzu değil. Ta Avni Akyol döneminde çok eski başlamış, 14. 15. 16. 17. 19. ve 20. şuralara konu olmuş, ele alınmış bir konu. Ancak burada tarif edilen, Selçuk Bey'in de dediği gibi, aslında bir tür hizmetçi eğitim, öğretmenlerin mesleki gelişimi, onları kariyerlerinde daha güçlü kılmak için tasarlanan bir yerdi. Bir şey var burada tabii ki, burada 3-4 dönem mesleğe hazırlık eğitiminden söz ediliyor. 3-4 dönem, yani yüksek öğretim sisteminin, üniversitelerin yapamadığı neyi burada Milli Eğitim Akademisi yapıyor olacak? Bunu kimlerle yapıyor olacak? Örneğin burada kimler görevli olacak? Yine üniversiteden öğretim üyeleri mi bulunacak? Yoksa Milli Eğitim'in kendi formatör öğretmenler üzerinden mi bu iş yürütülecek? Bu eğitim fakültelerinin işlevinin sorgulanmasına neden olmuştur ki kanımca doğru şey değildir. Şimdi farklı bir şey, tabii ki öğretmen adayları açısından düşünüldüğünde bu her bir öğretmen adayı açısından 1,5-2 yıllık ek ilave bir süre demek.